Merhaba, ben Şef Semen Öner. Birlikte erişte yapacağız sizlerle. Çok lezzetli olacak çünkü ev yapımı olacak. Erişte için ihtiyacımız olan malzemeler un, yumurta, biraz zeytinyağı, belki gerekirse biraz su ve tuz. Bunun ölçüsü nedir derseniz, her 100 gram un için bir tane yumurta. Dolayısıyla bu ölçüyü istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Yani benim burada biraz fazla serpiştirmek için de koydum ama 300 gram una 3 tane yumurta kullanacağım. Bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Eğer gerekirse ki zannetmiyorum gerekeceğini, biraz su kullanırım ve tuz kullanacağım. Yapacağımız işlem de çok basit. Unu tezgaha alıp ortasına havuz gibi açacağız ve içerisine yumurtayı, zeytinyağı, tuzu ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Homojen, pürüzsüz, yumuşak bir hamur elde edene kadar. Hamur hazır, yumuşacık oldu, pürüzsüz oldu. Şimdi bunun üzerini nemli bir bezle örtüp birazcık dinlenmeye bırakacağım. Aslında bu yaptığımız hamur dediğim gibi bir makarna hamuru. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Ondan sonra da tekrar parçalara bölüp parça parça açacağım. Görüşürüz. Hamur güzelce dinlendi. Kenara ayırdığım unla şimdi yavaş yavaş onu açmaya başlayacağım. Bu hamuru şöyle bölelim bakalım. 6 eşit parçaya bölebilirim. 8 eşit parçaya bölebilirim. Şöyle 4. Şöyle 8. Şimdi bu parçaları şöyle alalım. Üzerinde örtelim kurumasın. Tek tek açacağım. Yuvarlak, ince hamurlar elde edeceğim. Ve onları bir tavanın üzerinde çok azıcık yüzeylerini kurutana kadar pişireceğim. Şöyle un serpelim. Altına üstüne bolca ve başlayalım açmaya. Parçayı da bu şekilde açacağım. Açarken de üstlerine bir bez örtüp kurumasınlar. Ondan sonra da tavada pişireceğim. Hafif ateşte ısıttığım tavanın üzerine koydum. Şöyle üzeri kuruyana kadar iki tarafını da pişireceğim. Sonra da alıp keseceğim. Şimdi geldik kesme kısmına. Ben ocakta, tavada bunu yaptım. Evde sacınız varsa saçta da yapabilirsiniz. Amacımız keserken birbirine yapışmasını engellemek. Şöyle ortadan keselim. Kolay kesebilmek için ve eşit olabilmesi için. Sonra da şöyle dilimleyelim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Üste koya koya gideceğiz. Hepsini bu şekilde keseceğim. Kenarlarda da şekilsiz olanları ayıracağım. Onları çorbalık falan salata üstüne koymak üzere ayrıca pişirirsiniz. Şu şekilde ve bu kenarlardan çıkacak olan şekilsizleri. Erişteler hazır. Tabii ki eskiler bunları bir çarşafa serip güneşte kurutuyorlar. Ben şehir modeli yapıyorum size. İşte onlar güneşte sadece pişiriyorlar. Ben burada tavada biraz kuruttum vesaire. Yine şehir modeliyle devam ediyorum. Bunu şimdi fırına vereceğiz. Vaktiniz varsa 125 dereceye önceden ısıtılmış fırında, hafif bir fırın yani, kurutmak amacıyla yaptığımız için iyice hepsi böyle tıkır tıkır olana kadar kurumalarını sağlayın. Arada mutlaka fırının kapağını açıp alt üst edin ki aşağıda kalanlar da güzelce
kuruyabilsinler. Bunlar da kenarlardan kalan şekilsiz olanlardı. Onları da çorbalık denir yani. Başka yerlerde çorbada, salatada kullanmak üzere doğradım. Onları da fırına vereceğim. Erişteler pişti, soğudu. Böyle tıkır tıkır oldular. Tadı da nefis. Şimdi gelin onunla erişte yapalım. Tereyağını eriteceğim. Erişteleri kavuracağım. Üzerine de varsa et tavuk suyu atabilirsiniz. Yoksa normal su ekleyebilirsiniz. Ben dipfrizden böyle dondurduğum 3 küp tavuk suyunu çıkarttım. Onunla pişireceğim. Tabii ki normal su da ekleyeceğim. Tuz, karabiber. Çok şahane bir yemek olacak. Erişteler kavruldu. Yavaş yavaş suyunu, tuzunu veriyorum artık. Önce tavuk sularını ekledim. Onlar birazcık erisinler. Ardından da üzerine makarnanın üzerine, yani eriştenin üzerine yarım parmak geçecek kadar su ekleyeceğim. Eğer gerekirse sonra tekrar su ekleyebilirsiniz. Erişte şahane pişti. Şimdi onu demlendirip dinlendireceğim yani. Üzerine şöyle bir temiz mutfak beziyle örtelim. Ardından da servisini yapacağım. Servis önerisi olarak isterseniz üzerine biraz ceviz, beyaz peynir, maydanoz, neyi beğeniyorsanız onu serpiştirerek yiyebilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.